Beyler merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyorum, zaten takip edenler biliyordur. Ama bir konu hakkında bayağı bir soru geldi. Bu videoda onu cevaplayayım. Bu konu şu: yarışmaya nasıl katıldım veya benim katıldığım yarışma hangi kategori, yaş sınırları kaç, ne bileyim katılmak için neler yapmak gerekiyor? Bununla ilgili bayağı bir soru geldi. Bu videoda şu sorulara cevap vereyim. Hani artık bana böyle Instagram'dan mesaj atıp benim cevap vermemi beklemeyin diye çekiyorum. Bu videoda bütün sorulara cevap vereceğim. Birinci soru şundan başlayayım. Yarışmaya katılmak için neler gerekiyor? Yarışmaya katılmak için beyler bir tane vücut geliştirme kulübü tarafından size lisans çıkartılması gerekiyor. Yani bu Instagram'da falan popüler olan kişilere kulüplerini sorabilirsiniz veya Instagram'dan direkt bir tane kulüp bulabilirsiniz. Yani kulüp bulmak falan basit. Lisans çıkarmak için de böyle çok fazla uğraşmıyorlar. Hani sizden para falan istemiyorlar, merak etmeyin. Yani bir kulüp bulduktan sonra işte yarışmaya katılmak istediğinizi söylerseniz o zaten size gerekli evrakları söyleyecektir kulüp. Siz o gerekli evrakları onlara gönderdikten sonra onlar size lisans çıkartacak. Böylece yarışmaya girebileceksiniz. Bu arada çok rüzgarlı. Ben şu an Taksim'deyim. İstanbul Taksim'deyim. Biraz rüzgarlı. Sesten falan kusura bakmayın. Bu videoyla ilgili çok soru geldiği için artık hani bir an önce bu videoyu çekmek istedim. Bir an önce yüklemek istedim. İkinci soru yaş sınırları. Hani kaç yaşında olmak gerekiyor? 18 yaş 6. 18 yaş ve 6 değil bakın. 18 yaş 6. Yani 17 yaş ve 6 çocuk fitness oluyor. Yani sadece jimnastik neredeyse. Vücuda hiç bakmıyorlar. 18-24 yaş arası, 18 yaş ve 24 yaş arası genç erkekler oluyor. Yani bütün sikletlerde böyle, atletik fizikte de, benim sikletim fitness'ta da genç erkekler fitness. 25 yaş ve üstü de 30 yaşına kadar sanırım büyük erkekler oluyor. 30 yaşından sonra da master erkekler oluyor. Yaş sınırlaması böyle. Yarışmaya katılmak için ücret ödeniyor mu? Yarışmaya katılmak için ücret ödenmiyor beyler. Yani dediğim gibi lisans çıkardıktan sonra ve yarışma alanına gittikten sonra hani yarışmaya katılabiliyorsunuz ama tabii yarışa gidene kadar hani yol parası veya orada kalacağınız yer, hani otel olur veya pansiyon falan olur, onları tabii ki de siz karşılıyorsunuz ama yarışmaya girmek için, yani podyuma çıkmak için hiçbir para ödemiyorsunuz. Beyler bu videonun arasında şöyle ufak bir bilgi sıkıştırmak istiyorum. Benim sikletimi çok karıştırıyorsunuz. Yani ben atletik fizikte veya hard body'de falan katılmadım. Benim sikletim fitness. Yani hani böyle yok 36 santim işte neyine güveniyorsun veya saçma yorumlar yapmayın lütfen, tamam mı? Hani öyle yorumlar yaptığın zaman gerçekten bilen adamlar size gülüyor. Çünkü hani benim sikletim için çok fazla bir kas kütlesine gerek yok, anladın mı? Ben güzel bir koreografi yaptım. Böyle çok inceden güzeldi. Podyuma çıktım yani. Siz de eğer kendinize güveniyorsanız bir koreografi hazırlayın. Yani inceden bir vücut yapsanız fitness için yeterli yani. Bunu sadece söyleyeyim. Yani videoların altına böyle çok bir şey biliyormuş gibi gidip salak salak yorum atan çocuklar, hani harbiden kendinizi güldürüyorsunuz yani gerçekten. Böyle bilen abiler falan oluyor bazen benim videolarıma bakanlar. Onlar diyor hani harbiden hani yazık falan diyor yani o videoları yorum yapanlar. İnsanlar hiçbir şey bilmiyor ama çok bir şey bilmiş gibi, yok senin göğsün eksik, yok omzun niye eksik, yok kolun niye küçük, yarışa niye katılıyorsun falan. Yani bu arada kimsenin hiçbir şeyine karışmamalısınız. Kimsenin hiçbir şeyine katılmıyor ama ben kendime güveniyorsam çıktım yani, aşkım size ne anlatalım. O bilmeyen arkadaşlar tekrardan sonra kendinizi güldürüyorsunuz. Öyle yorumlar yapmayın yani. Diğer soruya geçeyim. Yarışma tarihini ve yerini nereden öğrenebilirim diye bir soru var. Vücut geliştirme ve bilim güreşi federasyonunun bir internet sitesi var. Bu internet sitesinden takip edebilirsiniz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yarışma zamanında çok az kaldığı zaman, yani neredeyse 1 aylık veya 20 günlük falan bir süre kaldığı zaman 20 zamanı belirliyorlar. Ama Nisan ve Eylül'de veya Eylül'ün 15'i gibi olacakmış gibi hesaplayın. Hani antrenmanınızı falan ona göre hesaplayın. Genelde bu süreler arasında oluyor. Tabii ki bir hafta falan ileri veya bir hafta geri olabiliyor. Başka bir soruya cevap vereyim. Benim hangi siklette katıldığımı da çok soranlar oluyor. Onu da söyleyeyim. Benim katıldığım siklet, yani o hani bir tane podyum videosu var. En son attığım videolarda zaten. Ve o video açık siklet fitness. Açık siklet fitness kategorisinde yarıştım ben. Yani %60 bir koreografiden puan alıyorsunuz. Bir koreografi oluşturmanız gerekiyor. Bu jimnastik olabilir, breakdance olabilir. Yani
dediğim gibi %60 koreografiden, %40 vücuttan oluyor. Buna göre hesaplarınızı yaparak tabii ki siz de katılabilirsiniz. Şöyle bir de bilgi vereyim. Bu arada sorular bu kadar. Bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Ben Şubat'ta tekrar 3 aylık bir gelişim videosu paylaşacağım. Yani 3 ay boyunca tekrardan o videomu paylaşacağım. Belki yediğim öğünleri falan da paylaşırım. 3 ay sonra büyük ihtimal tekrardan bırakacağım. Çünkü ben yazın kitesurf eğitmenliği yapıyorum. Hani kite yaparken gerçekten bu işle uğraşmak çok zor. Yani bu işte hani belki antrenmana falan gidersin ama hipertrofi olması veya beslenmeyi ayarlamak falan gerçekten çok zor. O yüzden yazın yapamıyorum. Yazın yapsam hani bu işi profesyonel olarak yapabilirim. Biliyorsunuz sporda da para gidiyor ama para kazanmak çok zor. O yüzden bu sporu biraz ikinci planda bakmak zorundayım. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video yararlı olur. Bir de aklınıza takılan cevap verdiğim sorulardan başka bir tane soru olursa bu videonun altına yorum olarak yazın. Ben onlara cevaplayacağım bildiğim kadarıyla. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram linkim kullanıcı adım aşağıda açıklamalar bölümünde yazacak. Dediğim gibi başka sorular sormak isterseniz yorum olarak yazın, ben size cevap vereceğim bildiğim kadarıyla. Bir şey için de özür dilemek istiyorum. Hani burada çektiğim videoyu kusura bakmayın, biraz hava rüzgarlı. Hani ses falan kaliteli olmayabilir ama anlaşıldığını düşünüyorum.